Buyurun efendim. Nasılsınız Allah hocam? razı olsun. Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Sağ olun hocam. Hocam benim size bir yani başımdan geçen bir şeyi anlatacağım. Yıllar önce ilk evliliğimde çocuğum olmuyordu. Evet. Bir bayan bana dedi ki kiliseye gidip o kutsal sudan alıp içersem çocuğumun olacağını söyledi. Evet. Ben hani yapmadım, gitmedim, bayağı bir gitmedim. Bir gün de gezerken, kilisenin önünden geçerken arkadaşımla girdik içeriye. Hı hı. Oradaki bir rahibe dedim böyle böyle ben sizin kutsal suyunuzdan içmek, hani almak istiyorum. Bir dakika bekleyin dediler. Beni aldılar böyle bir başka bölüme götürdüler kilisede. O baş rahipleri geldi. Ne istiyorsun dedi. Dedim sizin suyunuzdan istiyorum böyle çocuğu olmayanlara iyi geliyormuş. O da dedi ki tamam ben size dedi vereceğim su ama ben de dedi size bir okuyayım. Beni böyle oturtturdu tam karşısına. Yani Evet. Dizlerimiz böyle birbirine değerek. O bana adımı sordu. Ben söyledim. Başladı işte bir şeyler okudu. Arada bir gökyüzüne bakarak adımı söylüyor. Signora diyerek. Neyse o okudu. Ben de içimden bütün bildiğim kendi duaları okudum. Böyle ellerim ayaklarım titriyor. En sonunda bana sordu dedi ki ne hissediyorsun? Dedim hiçbir şey hissetmiyorum sadece çok korkuyorum. Dedi hiç korkma hani buraya dedi burada namaz da kılabilirsiniz dedi. Burası Allah'ın evidir dedi. Sonra bana bir şişe suyu verdiler. Hatta dışarıya çıkarken dışarıda kapının önünde diğer bir rahip geldi. Yani isimlerini de biliyorum rahiplerin. Bana dedi ki size bir şey sormak istiyorum dedi. Bizim dine geçmek ister misin dedi. Evet. Ben de dedim ki ben size bir şey sorayım dedim. Siz bizim dine geçmek ister misiniz? O yani bunun yaptığım bir de o suyu ben içmedim. Yani içim el vermedi. Sonra bir başka hasta birine verdim. Hocam bunda bir günah yaptım mı bilmiyorum. Hani ben oraya da gittim bir de bana böyle okudular. O günden beri böyle hep içimde şey var. Çocuğunuz oldu mu? Hayır hocam tekrar evlendim ben eşimden zaten ayrıldım. Tekrar evlendim ama ikinci evliliğimden çocuğum oldu. Gidip o papaza hesap sorsaydın. Çocuğum ya olmadı. Ya hocam bilemiyorum hani sormadım da. Hani bana böyle bir de okudu. Zaten çok korktum. Yani elim ayağım hep titriyordu. Bana böyle hani bir vebal altında kaldım. O suyu da başkasına verdim bir de. İçmedim kendim. Şimdi bir şey soracağım. Buyurun. Evinizde çiçek yağı var mı? Var hocam. Deseler ki bir papaz okuyor. Okuduğunda evinizde 10 teneke çiçek yağı oluyor. Türkiye'de kaç kişi gider papazın kuyruğuna? Çok kişi gider herhalde hocam. Çok kişi gider değil mi? Bu şunu gösteriyor. Biz Müslümanız diyoruz ancak Müslümanlığa bağımız çok çok zayıf. Pamuk ipliğiyle. 10 teneke yağ için dinini değiştirecek vardır bu ülkede. Papaz okuyor, çocuğun oluyor diyor. Papaza gidiyorsun. Okunmuş su diyorsun. Okunmuş ne okunmuş? Kutsal su hangi sudan geliyor? Ne olduğunu biliyor musun kutsal suda? Hatam çok büyük biliyorum. Hani çok direndim ilk başlarda hiç gitmedim. Hayır hayır o kutsal hani... su. Kutsal suyu neyle yapıyorlar? Yok hocam bildiğiniz çeşme suyudur. Zannetmiyorum hani özel bir şey yaptılar. Çeşme suyudur. Şarap katmışlardır. Onlar da şarap İncil'de normalde haramdır ama onlar daha sonra kendilerine değiştirdiler dinlerini. Kutsal şarap veriyorlar size. Okunmuş ekmek diyorlar, şarabı atıyorlar, döküyorlar. Kiliselerdeki hurafeler, bidatlar ki o kadar zaten dini aslını değiştirmişler. Bir de şu anda rahiplerin, papazların, kilisedeki hurafeleri o kadar çok fazla ki mum yakıyorsun parayla. Bak şimdi bizde camiye yardım millet korkuyor. Haftada bir toplanır. Onlar da her kiliseye gittiğinde ibadet etmek istiyorsan mum yakacaksın parayla. Okunmuş ekmek diyorlar. Getirirsin ekmeğini, pastanı. Pazar günleri kilisenin odaları yığılır böyle. Pasta, börek, efendim her türlü çörekle. Onların üzerine hafiften bir şarap atar papaz efendi, rahip. Ondan sonra gelenlere birer lokma verir. Gelen oraya yığınla olan mal, mülk vesaire kiliseye kalır. Onlar da onu satarlar. Yani öyle bir sömürü vardır ki vaftiz yaparlar, satarlar. Günah çıkarırlar, satarlar.
Bütün bunlar hurafedir, günahtır. Buna inanmak, buradan gelecek bir şeyi kabullenmek en büyük haramlardan biri. Kaldı ki bunun arkasında da size bak dininizi değiştirmenizi bile teklif ediyor. Müslümanlığınız o anda bir peki bir zaafa gelseydiniz de şeytan deseydi ki ya oluver Hristiyan belki çocuğun olacak deseydi. Şu anda sen benimle konuşuyor bir Müslüman kadın olmayacaktı. Tuttuğunuz o suyu da bir başkasına verdiniz. Şimdi papaz olsaydım ben senin günahlarını affederdim. Şimdi günah çıkardın ya bana. Papaz olsaydım ben sana derdim ki kızım ben senin günahlarını Euro'da bağış yap. 10 tane de mum yak derdim. Affederdim ama ben hocayım. Bizde Allah adına affetmek yok. Ancak söyleyeceğimiz Allah seni affetsin. Çok yanlışlar üst üste zincirleme yapmışsın. Tutuyorsun bir de başkasına veriyorsun o suyu. Müslümanlar maalesef pamuk ipliğiyle bağlı. Ben şuna inanıyorum ki bakın şu anda maalesef doğrudan din değiştir desen değiştirmez. Ama böyle bahanelerle cehaletinden dolayı oğlum olacakmış, kızım olacakmış, üniversiteye gidecekmiş, papazın okuması iyi geliyormuş, dilek kilisesiymiş, bilmem neymiş, papaz büyüsüymüş. Bundan dolayı dinden olacak çok insan var. Allah akıl versin, fikir versin. Bundan dolayı günaha girmişsin, tövbe edeceksin. Doğru, kilisede namaz kılınır mı? Kilisede temiz bir yer bulursak, bir başka yerde de namaz kılacak yer bulamamışsak, önümüzde heykel, meykel, putmut yoksa, resim, orada biz seccademizi serer, namazımızı kılarız. Onun dediği doğru ama onun derdi ayrı. Bu pompalamalarla, işte çocuğu oluyor, bu tür şeylerle kiliseye sizi çekmek, ardından da misyonerlik yapmak, yani dinini telkin etmek. İyi kurtarmışsın, yine hayırlı bir işin varmış. Cenab-ı Hak seni korumuş kardeş. Tevbe et, Allah yardımcın olsun. İnşallah huzurlu, mutlu bir yuvanda vardır, çocuğun da olmuş. Ne güzel, şeytana papuç bırakmamışsın. Peki, teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.